bana lazım iki bire gelemem. Çapı küçük kalçaya gelemem. Ey, çok fazla ısrara gelemem. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kontkar'ın klibinde, Gelemem klibinde yaptığı bir efekti yapacağız hep birlikte. Bu efekt çok kolay yapılabilen bir efekt ama çok etkili ve güzel görünen bir efekt. O yüzden ben şöyle bir video çektim. Şöyle kısa bir video, 4 saniyelik falan. Hemen başlayalım. Bundan duplicate yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane. Tam istediğimiz, yani o efektin çıkmasını istediğiniz yerdeki hareketi şöyle seçin. Aynısından bir tane daha duplicate yapın. Daha sonra şunu devamı olarak ayarlayın arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bizim üstteki, yani seçtiğimiz yerin üst tarafındaki yeri rotobrush tool'la ayırmak. Şöyle tıklayıp iki defa buraya tıklıyoruz. Şu mavide, yeşildeyken şöyle seçmek istediğimiz yeri karalıyoruz arkadaşlar. Bu arada biraz ileri seviye dersi. Udemy'de şu an büyük bir indirim var. Bir gün süresi kaldı. 24 lira 39 ders. Oraya da sizleri beklerim arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla da şuraları çiziyoruz. Alt tuşuna basarsak kırmızıya geçiyor. Yani silme komutuna geçiyor arkadaşlar. Kullandığımız rotobrush tool. Bunu şimdi temizleyeceğiz arkadaşlar. Yani arka plandan ayıracağız bunu. Alt taraftaki orijinal video da orada kalacak. Bizim burada sadece kendimizi arka plandan ayırmamız gerekiyor. Şimdi frame frame atlayarak bunu yapacağız. PG up, PG down tuşlarıyla ileri geri frame'leri teker teker atlayabilirsiniz bu arada. Tek tek atlayacağız. Zaten bu rotobrush bazı yerleri kendi bizim için seçip ayarlıyor. Sadece biraz fazla hareket varsa ufak sapmalar yaşayabiliyoruz oralarda. Oraları da alt tuşuna basarak silme komutuna geçip halledebiliyoruz. Şimdi tekrar frame frame atlayacağız arkadaşlar. Bakacağız, şu köşeleri halletmeye çalışacağız. Yani çok pürüzsüz bir şey olmasına gerek yok. Zaten efekte fazla belli olmayacak. Ben kısa bir bölüm yaptım. Siz bunu istediğiniz gibi sağa sola ya da ileri geri o efekti de yapabilirsiniz. Mesela Kontkar'ınki parçacıktan ona doğru yaklaşan bir etki var. Biz biraz daha değişik yapacağız burada onu. Frame frame atlamaya devam ediyoruz. Fazla olan yerleri alt tuşuna basarak temizliyoruz. Eğer bakarsanız mesela elin orası gitmiş, o zaman da normal yeşille tekrar devam edeceğiz. Ki oraları videoya alabilelim diye. Az bir şey kaldı. Zaten kısa bir bölüm yapacağız. Dediğim gibi siz dilerseniz daha uzun bir bölüm seçip yapabilirsiniz. Aynı mantık zaten yapacağımız şey. Birkaç frame kaldı. Onları da ayarlayalım. Mesela şu kolun orası yok. Orayı silelim. Evet, bir iki frame kaldı. Bakalım. Sanırım başka yapacağımız bir şey yok. Evet, şimdi normal alanımıza geri geliyoruz arkadaşlar. Normal çalışma alanımıza, rotobrush tool'dan çıkıp alttakileri kapatalım. Bakın ben tek kaldım burada. Arka plandan bağımsız bir şekilde hareketlerimi algılayıp ekrana yansıttı. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şuraya tıklayıp efekt bölümüne gelip buradan dilediğiniz rengi, mesela Kontkar'ın bir yerde yeşildi, bir yerde mavimsi bir renkti. Ben mavimsi bir renk olan versiyonunu yapacağım. Siz isterseniz yeşil ya da istediğiniz herhangi bir rengi yapabilirsiniz. Veya color balance'tan falan ayarlayıp daha farklı gökkuşağımsı bir renk de yapabilirsiniz. Bakın şurada biz böyle bulunuyoruz. Şunları kapatalım. Şimdi yapacağımız şey, efekt bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Kart yazıyoruz. Karttan kart dance olan efekti alıp kestiğimiz bölümün üzerine atıyoruz arkadaşlar. Bunu tanımlamasını biraz bekliyoruz. Tanımladıktan sonra şuraya geliyoruz. İsmini değiştirmemiz gerek. Bununki belli olsun. Kart yazıyoruz. Şu gradient layer'dan kartı seçiyoruz. Yani bu efekti uygulamak istediğimiz yeri seçiyoruz. Bunlar parçalanmasını istediğimiz bölümler. Yani kaç parçaya bölmek istiyoruz. Onu buralardan ayarlıyoruz. Şimdilik böyle kalsın. Zaten yaptıktan sonra görünecek parçacıkları azaltıp çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi X pozisyona gelelim. Şuradan şunu intensity yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1'de, burası 1'de normalde. Onu 0 yapalım.
Yani istediğiniz yöne doğru bunu çekerseniz o yöne doğru parçalanacaktır. Şöyle bir ayarlamalar yapalım. Bakalım nasıl bir şey olsun. Çok fazla dağıtmak istemiyorum açıkçası. Yani çok fazla görüntüyü kaybetmesin. Bizimki biraz daha sade olsun. Şöyle 0 birli bir şey olabilir. 0 10 olmuş. Yani 0.1 oluyor. Bunları ayarlayıp keyframe atacağız arkadaşlar. Şuradan Y pozisyonundan da mesela Y pozisyonundan da diğer tarafa aynı şekil bu şeyi yakalayabiliyoruz. Tabii intensity'yi seçmemiz lazım. Bakın aşağı doğru bir animasyon geldi buraya. Bundan da aşağı yukarı boyutunu ayarlayabiliyoruz. Alttaki offset'ten yani bulunduğu konumu ayarlayabiliyoruz parçacıktan ziyade. Bakın açalım, diğeri burada kaldı. Şimdi buradan bakarak biraz da ilerleyelim. Yani o katmanımız açık kalsın. Tabii şunu ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Scale'i açtım en başta. Ortaya doğru bu parçacıklı yapı şöyle biraz büyüsün. Bize doğru hafif gelsin. Şöyle yeterlidir diye düşünüyorum. Daha sonra onu bu katmanın en sonuna çekiyoruz. Ve tekrar normal scale ayarına getiriyoruz. Yani 100. 100 yapıyoruz tekrar. Şimdi birkaç ayarlama daha yapacağız. Farklı yönleri ayarlayacağız. Buradan da dediğim gibi bakın parçacıkları buradan ne kadar arttırırsanız misal 250'ye 250-300 yapalım. Bakın parçalar daha fazla çoğalmış oldu. Yani parçacıkların değeri arttı. Oradan onu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu başa çekelim bir. Şu X position normalde 0 olsun. Şuraya bir keyframe atıyoruz arkadaşlar. En başta olan noktaya. Sonuna yapmak yerine aslında şöyle ortasına doğru yapalım. O animasyon gelip gitsin. Daha güzel bir görüntü olur. Şuraya çekelim. Tabi bilgisayar biraz kasıyor arkadaşlar. Şöyle çok fazla oldu. Tekrar 0 yani 0.1 gibi bir şey yapalım. Daha düzgün görünsün. Çok fazla dağılmasını istemiyorum açıkçası. Yani şöyle bir değer iyi olur diye düşünüyorum. Tekrar en sona geliyoruz. Yani bu frame aralığını tekrar ayarlıyoruz. Şöyle tutalım. En son frame'ine getirelim. Bu katmanımızın kart olan video katmanımızın. Bunu sıfır yapıyoruz tekrar arkadaşlar. Bakın normal eski haline döndü bu. Hatta biraz parçacıklı kalsın. Sonda da 0.10 olsun. Şurada şöyle. Şu en baştakini de. Şöyle şuradan onu da böyle parçacıklı yapalım. Daha güzel görünsün. Yani sadedense şöyle gelmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha sonra bu ayarlara biraz daha bakalım. Bu offsetten dediğim gibi sağa sola bunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra sıfır yaparsanız direkt üstüne gelir parçacıklar. Onu öyle de ayarlayabilirsiniz. Z'de bize yakınlık uzaklığı ayarlayan konum oluyor. Mesela Kontkar bunu arttırıp bir kere de azaltmıştı. Ona doğru yani bize kameraya doğru sonra tekrar kendi bedenine doğru gidip gelme vardı. Offset'i biz buradan ayarlayalım. Bize offsetle biraz yaklaşsın. Küçük parçacıklar değil de offset ayarıyla bize biraz daha yaklaşsın bu. Şöyle yapalım. Tanımlasın. Evet biraz hafif bize doğru gelsin. Daha sonra bunu şöyle son frame'e çekelim. Son frame'de de 0 yapalım arkadaşlar. O gelip gidiş yaşansa bizim için yeterli olacaktır. Dediğim gibi siz o tam kontkarınkinin aynısını istiyorsanız pardon mikrofona çarptım. Üst taraftaki seçeneği artırıp azaltacaksınız arkadaşlar. Şimdi diğer geri kalan video katmanlarını procompose yapalım. Bir pembe yapalım orayı da. Arka planla bir değişik bir görüntü elde etmiş olalım. Şuraya geliyoruz. Color correction. Tekrar tint'e geliyoruz. Şu rengi seçip şöyle açık pembe bir renk yapıyoruz. Hatta arka planla biraz daha ayarlayabiliriz. Böyle negatif güzel olmaz. Dediğim böyle güzel olmaz aynen. Arka planı şöyle biraz daha gerçeğe yakın yapalım. Yani rengi. Şimdi bunu bir izleyelim arkadaşlar. Bakalım ne yapmışız.
Ekranı büyütelim biraz. Daha iyi görebilelim diye. Aslında full'de izlersek daha güzel görünür. Çünkü burada büyük ihtimal o parçacıklar hiç iyi görünmeyecek. Düşük kalitede. Sadece kasmasın diye bunu yapmıştım şimdilik. Şöyle üste çıkaralım. Bakın burada biraz kalitesiz görünüyor. Şunu şöyle başa çekelim. Full diyelim kalitemize de. Bir bekleyelim dolmasını, bakalım nasıl bir görüntü elde etmiş olacağız. Ara render'da biraz donuyor. Bu arada ben tekrar duyuruyu yapayım. Bu biraz karışık bir ders arkadaşlar. Orta seviye ve başlangıç seviyesi için After Effects derslerimiz var. Udemy'de 39 derslik ya 5 tam puanlı dersimiz var. Kullanıcıların hepsi memnun. Siz de memnun kalacaksınızdır. Linki açıklamaya ve yoruma bırakacağım. Oralardan siz de ulaşabilirsiniz Udemy'deki eğitim serimize. Bu arada kanalımızın da biraz duyurusunu yapalım. Kanal biraz yeni arkadaşlar. Bundan başka kanalda 6-7 tane daha video olması lazım. Onlar da yani genelde Türkçe kaynaklı olmayan videolar. Size onları aktarmaya çalıştım ve işinize yarayacak teknikler ve video montaj çeşitleri de var orada. Şöyle bakın. Kontkar'ın yaptığı şeyle hemen hemen aynı gibi. Sadece dediğim gibi o parçacıkları biraz daha bize getirmiş. Onu da Z position'daki bir üst seçenekten onu ayarlayabilirsiniz. Bu arada bunu açmayı unutmuşuz. En başını görmemişiz. Yani böyle hologram tarzı bir animasyon oluyor doğrusu. Bunu daha farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Yani diyelim bir televizyon ekranından çıkan bir surat gibi de yapabilirsiniz. 3 boyutlu etki yaratıp güzel bir görüntü olabilir arkadaşlar. Şu bir kere de kayboluyor. Ben bunun opasitesiyle de biraz oynayayım. Şu diyelim ki şu frame'de kalsın. Şurayı 0 yapalım. Yani ortalarda bir yerde hafif 0 olsun. Tabii bilgisayarımız her zamanki gibi dondu arkadaşlar. Bilgisayar donduğu için yeni bilgisayar almam için beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Ki daha güzel videolar çekebileyim. Daha iyi işler yapabilelim birlikte. Evet, bilgisayar nihayet düzeldi. Kapanmasını bekliyordum ben. Evet. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Yaptığı efektin aynısı gibi bir görüntüyü böyle elde etmiş olduk arkadaşlar. Hatta hemen ben oraya Kontkar'ınkini de koyayım. Bakın. Ya pek bir farkı yok Kontkar'ınkinden. Yani sadece dediğim gibi Z position'daki intensity'nin altındaki yeri biraz arttırıp azaltırsanız onunki gibi dışarı doğru çıkacaktır arkadaşlar. Bu dersimiz de bu kadardı. Diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz, herhangi bir yerden denk gelmişseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.